Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çömlekçi tornaları hakkında edindiğim bilgileri paylaşmak istiyorum. Özellikle son zamanlarda herkesin ilgisini çeken çömlekçi tornaları kimileri için evde yapılacak bir hobi olarak kullanılırken kimileri için de seramik atölyelerinde öğrencilerine sunduğu bir eğitim hizmeti olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi daha önce hatırlarsanız böyle masaüstü bir çömlekçi tornası almıştım. Burada çalışmalarımı ilerlettikten sonra Shimpo'nun RK3E modelinde çalışmalarıma devam ediyorum. Şimdi tabii ki bu iki modeli kıyaslarken altını çizmek istiyorum. İkisi çok uç noktalarda olan torna çeşidi. Birisi başlangıç seviyesi, masaüstü çömlekçi tornası biliyorsunuz. Diğeri ise çok daha profesyonel çalışmalar için kullandığımız çömlekçi tornaları. Özellikle gittiğim atölyelerde çok farklı çömlekçi tornalarıyla çalışma imkanı buluyorum. Bu ikisi arasında yerli yabancı olmak üzere çok geniş bir seçeneğinizin olduğunu bilmenizi istiyorum. Ben yaklaşık 8-10 ay kadar önce almıştım çömlekçi tornamı. O zaman biliyorsunuz dolar bu kadar bu seviyelerde değildi. Firmadan bir fiyat teklifi istediğimde onlar da o fiyat teklifine gayet sadık kaldılar. Çünkü biliyorsunuz o dönem çok büyük firmalar alınan siparişleri bu dolar artışı yüzünden iptal etmişti. Ben böyle bir sıkıntı yaşamadım. O yüzden Ressam firmasına çok teşekkür ediyorum. Sözlerinde durdukları için bu çömlekçi tornasını alabilme şansım oldu. Şimdi devam edelim. Bu çömlekçi tornası biraz daha tabii ki profesyonel çalışmalar için yaklaşık 40 kilo çamur kapasitesine sahip. Tabii ki bizler böyle 40 kilo büyüklüğünde objeler yapmayacağız. Burada benim için önemli olan motor gücü ve artı gece sessizliği özelliği. Yani gece sessizliği derken kastettiğimiz şeyi hemen şöyle yakından bir görelim istiyorum. Bakın şurada açma kapama düğmesi, hemen basalım. Evet, şimdi ayak pedalını yanıma aldım ve orta hızda gördüğünüz gibi tablomuz dönmeye başladı. Şu an sesi aynen duyduğunuz gibi, biliyorsunuz bende mikrofon da var. Şimdi hızı sonuna kadar arttıralım. 0 ses neredeyse. 30 desibel gece sessizliği, işte arkadaşlar bu demek. Şimdi diğer makineyi de çalıştıralım. Bir kıyaslama yapalım. Bakalım aralarındaki fark ses anlamında nasıl kulağa geliyor. Şimdi diğer çömlekçi tornamızın da çalışmasını sağlayalım. Hafif derecede başlatalım. Bakalım. Biraz daha artıralım. Sonuna getirelim. Evet, kıyaslandığında bu ikisinin arasında bile çok büyük fark var. Ki ben hatırlarsanız bu çömlekçi tornasında oldukça sessiz bulmuştum aldığım dönemlerde, ama tabii ki RK3E modeli çok daha sessiz. Kapatıp diğerini açalım. Son hızda bu şekilde. Bilmiyorum duyuluyor mu? Özellikle evinizde çalışıyorsanız bu sessizlikte bir torna tam size göre diye düşünüyorum. Gerçekten diğer tornaya göre çok daha ağır bir makina, yaklaşık 50 kilo kadar. Kargo geldiği zaman başına herhangi bir şey gelmemesi için gerçekten sağından solundan her tarafından bütün parçaları çok iyi desteklenmiş durumda. O yüzden sipariş verdiğinizde başına herhangi bir şey gelmeden size kadar ulaşabiliyor. Diğer masaüstü çömlekçi tornasından farklı olarak bir de tabii ki çömlekçi tornanızın önünde böyle bir suyunuzu ve el aletlerinizi koyabilecek böyle bir masa tablanız var. Diğer model için tabii ona ya bir masa yaptırıyoruz ya da çalışma masamızın üzerine koyup o şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Shimpo RK3E modelinin bir diğer özelliği ise tablasının alüminyumdan yapılmış olması ve 35 santim çapında
olması. Bizim diğer modelimizde hatırlarsınız 25 santim bir çapı vardı ve şöyle göstermek istiyorum, hemen çıkarıp bu şekilde plastik bir tablamız vardı. Şimdi tabii bunun hem avantajları var hem de dezavantajları var. Özellikle bu plastik tablalarda şöyle bir sorun olabiliyor. Kullandığınız bu çömlekçi tornaları için şöyle yapılan bıçaklar var biliyorsunuz. Bunları mesela kullanamıyorsunuz. Çok dikkatli olmanız gerekiyor çünkü çizilebilir. Ama tabii ki alüminyum tablada bu şekilde bir sorun yaşamıyorsunuz. Bu torna bıçaklarını gönül rahatlığıyla alüminyum üzerinde kullanabiliyorsunuz. Buradaki alüminyum tabla tabii ki sabitlenmiş durumda. Diğerinde hatırlarsınız bu şekilde yedekle beraber geliyor. İki parça halinde ve bunlar tablonun üzerinden çıkarılıp ürünle beraber alınabiliyor. Yaptığınız ürünlerin bu tablo üzerinde kurumasını istiyorsanız bir sefer tabii ki tornaya devam edecek bir tablanız kalmıyor. Ama onun da bir çözümü var. Bu şekilde deliklerinin aynı noktaya gelmesi tabii şartıyla şu şekilde suya dayanıklı tahtalar kestirebiliyorsunuz. Bu suntalam ve ince. Dolayısıyla tabii ki birkaç kullanımdan sonra yamulma şansı çok fazla oluyor. Eğer ürününüzü bunun üzerinde kurutmak istiyorsanız bunu da aynı şekilde böyle çömlekçi tornasının üzerine koyup bu şekilde çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Evet, böyle yakın plana geçelim. Makinemizin hemen sağ tarafında neler var onlara bakalım. Burada gördüğünüz gibi tablanızın yönünü sağa sola çevirebileceğiniz bir düğmemiz var. Ben genellikle tabii ki saat yönünün tersine çalışmayı tercih ediyorum. Ama Türkiye'de bu şekilde yapılırken bazı ülkelerde de tam tersi yönünde çalışmalar yapılabiliyor. Burada özellikle sağ ya da sol elinizi kullandığınızda yönünün değiştirebileceğinizde bu şekilde size bir pratiklik sağlıyor. Burada da bir açma kapama düğmemiz var. Bu şekilde de ufak yanında yeşil ışık yanıyor açtığınız zaman. Ben tabii ki çalışmalarımı bitirdikten sonra mutlaka kapatmayı tercih ediyorum. Evet, şimdi şurada geldiğinde ayrı olarak gelen, şöyle aşağıya doğru çekelim makinamızı. Böyle bir pedalımız var. Oldukça pratik ve çok yumuşak geçişlerle hız kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Bu pedal size geldiğinizde ayrı olarak geliyor. Ama tabii ki birleştirmek çok basit. Şurada hemen arkasında yuvası var. Takıp çevirdiğinizde zaten çalışır duruma geliyor. Şimdi şöyle bu makinenin özelliklerinden biri de hemen şöyle aşağıda tabii kablo dolu ama şöyle göstermek istiyorum. Şu parça özellikle ayrı olarak geliyor. Diğeri de böyle makineyle birlikte şu diğer şu kısım makineyle zaten monteli halde geliyor. Burada size şu olanağı sağlıyor. Boyunuza göre ya da oturma alanınıza göre bu kısımdan delikler var. Kademeli olarak ayak ayarını, yükseklik ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum. Şurada deliklerimiz var. Şu an tabii siyah olduğu için net görünmüyor. Yani bu şekilde boyunuz kısaysa biraz daha şu kademelerde tutabiliyorsunuz. Ben mesela 4. kademede çalışmayı tercih ediyorum. Farklı bir açıdan şimdi çamur sıçratma tablalarını şöyle gözden geçirelim. Bazı modellerde bu alüminyum tabloyu çıkarıp bu yandaki sıçrama tablalarını ancak çıkarırken bunda şöyle iki parça halinde hazneye çıkarıp temizleme işlemini kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Açımızı bozmadan devam edelim. Bazı atölyelerde görüyorum bu alüminyum tornalar üzerinde vidalar var. O vidalar size neyi sağlıyor? Şöyle diğer modelden alarak anlatmaya çalışalım. Bakın şöyle delikler var. Kullandığınız MDF'lerde özellikle. Benimki suntalam ve oldukça ince. O yüzden çok fazla üzerine nemli ürün kaldığında yamulmalar oluşabiliyor. Eğer siz yaptırırsanız MDF'den daha kalın, yaklaşık 2 santim, 3 santim kalınlığında MDF'ler tablanızın ölçülerine göre ya da yapacağınız ürüne göre kestirip hazır hale getirebilirsiniz. Alüminyum tablalar üzerinde yapılmış o vidaların üzerine bu şekilde yerleştirip çömlekçi tornanızı rahatlıkla bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bazı öğrenciler buna çok alışkın oluyor. Ya da benim gibi eğer tablanın üzerinde herhangi bir vida yaptırmak istemiyorsanız o zaman da tabii ki farklı seçeneklerimiz mevcut. Bakın şöyle bir bez koyup
Ondan sonra da üzerine yapılmış böyle bir aparatımız var. Bunu böyle sabitliyorsunuz. Zaten tam tablonun ölçüsüne göre yapılmış ve bakın hiç kayma yapmadan sıfır bir şekilde tablonun üzerine oturuyor. Böyle kesilmiş suya dayanıklı parçalarımız var. İçine yerleştirdiğinizde o bez sayesinde şöyle tek elle zor oldu. Bakın bu şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Bu arada kırmızı çamurla çalışmışım en son. Onları da şöyle görünmeden temizleyelim. Ve şurada köşede şöyle yapalım ki görün. Bakın şurada da ufak bir boşluk var. Buradan da işiniz bittikten sonradan kaldırıp şöyle bir alet yardımıyla kaldırıp buradan ürününüzü kolaylıkla alabiliyorsunuz. Bir sonraki çalışmaya geçerken de diğer parçayı alarak yine aynı şekilde oturtup çalışmalarınıza devam edebiliyorsunuz. Bu da böyle küçük bir ayrıntı olarak size vermek istiyorum. Tabii ki bunu yaptırmak şart mı? Elbette ki değil. Çünkü yine farklı bir seçeneğimiz var. Şöyle hemen yana kaldıralım. Yine böyle kestirdiğim tablolarım var. Onlar da 35 santim çapında. Direkt bakın alüminyum tablonun üzerine oturuyor. Bu parçaları da buraya sabitlerken altına bir sucuk yaparak üzerine bu parçaları oturtup sabit hale getiriyorum ve çalışmalarıma bu şekilde devam ediyorum. Peki bu bize ne sağlayacak? Özellikle tabaklarda, yani tabanı geniş olan ya da geniş fincan, geniş testi çalışmalarınızda ürünü oradan kaldırırken bozulmalara sebep olabiliyor, yumuşak olduğu için ellerinizle alırken. İşte onu yapmamak için bu şekilde destek parçalarla işiniz bittiğinde alıp ürünü olduğu gibi kaldırabiliyorsunuz belli bir kıvama gelene kadar. Bütün bu torna aparatlarına ihtiyacınız var mı? Tabii ki yok. Sadece işinizi kolaylaştırmak adına bu tarz parçaları kullanabilirsiniz. Peki kullanmadığınız durumlarda sadece çömlekçi tornasını aldınız ve üzerinde çalışmak istiyorsunuz. Ürün de aslında bozulsun istemiyorsunuz. Hafif yüksek bir obje çalıştığınızda özellikle ellerinizle almaya çalıştığınızda yamulmalar olabiliyor biliyorsunuz. O zaman ne yapıyorum? Tabii siz farklı modellerini tercih edebilirsiniz. Hava tabancasıyla ürünümü kurutuyorum. Kuruttuktan sonra da bozulmadan üzerinden alabiliyorum tornamın. Bazı atölyelerde yine hava tabancası olmayabiliyor. O zaman da saç kurutma makinesi veriyorlar ki ben bunu çok doğru bulmuyorum. Söylemek istiyorum. Çalışmalarınızı yaptıktan sonra elbette ki birçok çamur atığınız olacak. Onu da ben kovalarda biriktiriyorum ya da böyle küçük leğenlerde hemen göstermek istiyorum. Üzerindeki fazlalık suyu aldıktan sonra da bu şekilde alçı levhalar üzerinde çamurumu yoğurarak tornaya uygun hale tekrar geri dönüştürüyorum. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım sorularınıza cevap bulabilmişsinizdir. Elbette gözümüzden kaçan çok fazla detay vardır ama diğer torna videolarıyla beraber onları da vereceğimize emin olabilirsiniz. Böylelikle güzel bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer paylaşımlarda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.